Kamu yönetiminde etik ve etik davranışları ilkeleri konferansı için ilimize gelen kamu görevlileri etik kurulu başkanı Zerrin Güngör, beraberinde kurul üyeleriyle birlikte Düzce Valiliğini ziyaret ederek günün anısına şeref defterini imzaladı. Düzce Valisi Selçuk Aslan, vali yardımcıları ve kurum amirlerini karşıladığı Güngör ile kurul üyelerine valilik girişinde replikası bulunan ve yakın zamanda Konur Alp Antik Tiyatro kazılarında gün yüzüne çıkarılan Aslanlı mozaik ve Cumhuriyetimizin 100. yıl anısına Düzce Valiliğince yaptırılan 100. yıl çeşmesi tanıtıldı. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Aslanın mozaiği ne yaptı? Sayın Başkanım. 2023 yılında dünya genelindeki en iyi 5 arkeoloji buluntudan biri olarak arkeoloji otoriteler tarafından da ilan edildi. Sayın Başkanım, velayetimize tekrar tüm kurul üyeleriyle birlikte teşrif ettiniz. Ayaklarınıza sağlık, onur duyduk ziyaretinizde. Sağ olun, teşekkür ederiz. Vakit adlandırdığımız değerlerimiz var. Bunlar yaşatılması gereken, gerek kamuda gerekse de sosyal yaşamda sürekli korunması gereken, teşvik edilmesi gereken, yeni yetiştirdiğimiz nesillerin de vicdanını nakşetmemiz gereken değerler manzumesi. Yani inşallah sizlerin değerli ziyaretleri, arkadaşlarımızın hassas olduğu etik değerler, kamu etik değerleri konusunda bir kez daha hafızanın tazelenmesi gibi sonuç doğuracak. Etik ilkeleri hatırlatalım, farkındalık yaratalım. Neticede milletimize, ülkemize verimli hizmet sağlayacak, başarılı hizmetler verecek kamu görevlilerine bir hizmet sunalım istedik. Ziyaretimizin anlatı bu. İnşallah faydalı oluruz. Teşekkür ederiz. Eserleriniz için tekrar. Düzce Valiliği tarafından ilde görev yapan kamu personeline yönelik düzenlenen kamu yönetiminde etik ve etik davranış ilkeleri adlı program Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Konferansa Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı ve Danıştay 23. Başkanı Zerrin Güngör, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Meclisi Başkan Vekili Avukat Arabulucu Ali Dilber, Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nedim Sözbir, kamu görevlileri, etik kurulu üyeleri, Düzce protokolü, kamu kurumlarının yönetici ve çalışanları ile Düzce Üniversitesi personeli katıldı. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye yüzyılı olarak da adlandırdığımız gelecek vizyonumuzda daha şeffaf ve hesap verilebilir bir devlet yapısını güçlendirmekte kararlıyız. Milletimize en iyi şekilde hizmet etmek için vatandaş odaklı olacak ve etik ilkeleri kendimize rehber edinmeye devam edeceğiz. Kamu görevlerinden beklenen etik davranış ilkelerine uygun davranarak görev ve sorumluluklarını kamu hizmeti bilinciyle, layıkıyla yerine getirmeleridir. Kamu hizmetine girdiysek hepimiz çok büyük bir fedakarlığı da peşinden ne yaptık? Kabul ettik. Düzce Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri konulu konferans düzenlendi. Düzce Valiliği koordinasyonunda Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen programda konuşan Düzce Belediye Meclis Başkan Vekili Avukat Arabulucu Ali Dilber, kamu görevlileri etik kurulunun son derece önemli ve gerekli bir kamusal görev üstlendiğine dikkat çekerek halka hizmet ederken dürüstlükten, tarafsızlıktan, şeffaflıktan, nezaketten, saygıdan, amaçlarla, müşire bağlılıktan hiçbir koşulda vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Kamu görevlileri etik kurulunun son derece önemli ve gerekli bir kamusal görev üstlendiği ortadadır. Halka hizmet ederken dürüstlükten, tarafsızlıktan, şeffaflıktan, nezaketten, saygıdan, amaçlar ve müsire bağlıktan hiçbir koşulda vazgeçemeyiz. Belediye hizmetlerini yürütürken bir yerde yanlış bir yaptığımızda bu yanlışın bedelini bütün sokak, mahalle ve şehir ödemektedir. Bu yüzden Doktor Faruk Özlü'nün önderliğinde Düzce Belediyesi olarak belirlediğimiz 10 temel ilke üzerinden kamusal sorumluluğumuzu ve hizmetlerimizi hayata geçiriyoruz. Belediyenin esasları: insan, bütçe, imar, altyapı, çevre, ulaşım, kültür, kalkınma, teknoloji ve kalite başlıkları altında 10 temel ilke olarak düzenledik. Projelerimizi hayata geçirirken bu en temel ilke doğrultusunda düşünüyor, planlıyor ve hareket ediyoruz. Bir yönetim sisteminin başarıya ulaşabilmesi için
Yalnızca hukuki düzenlemeler değil, aynı zamanda etik kurallara bağlılık da çok önemli. Bu bağlamda etik ilkeler yalnızca bireysel sorumluluk üzerinde kurumsal bir kültürün oluşmasına ve bu kültürün sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktadır. Kamu hizmeti, biz kamu görevlerine verilmiş olan bir emanettir. Bizler bu emanetin bilincinde olarak kamu hizmetlerini etkin, verimli ve dürüst bir şekilde yürütmeli, görevlerimizi yerine getirirken mesleki etik ilke ve standartlara bağlı kalmalıyız. Kamu Görevlileri Etik Kurulu olarak Anadolu'muzun bu güzel şehri Düzce'de sizlerle bir arada olmaktan dolayı duyduğumuz memnuniyeti özellikle ifade etmek isterim. Kıymetli konuklar, Kamu Görevlileri Etik Kurulu 2004 yılında 5176 sayılı kanunla kurulmuş olup, kurulumuz kamuda etiğe dayalı bir yönetim sisteminin oluşturulması amacıyla kamu görevlilerinin uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, uygulamayı gözetmek ve kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek vermekle görevlendirilmiştir. Sayın Valim, buradayız efendim. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özü yönetiminde şehrin uzun vadeli geleceğini planlama noktasında hareket eden Düzce Belediyesi, şehrin değişimi ve dönüşümüne katkı sağlayacak projeleri tek tek hayata geçiriyor. Düzce Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çatısı altında Kızılay Meydanı genelinde sürdürülecek projeye yönelik hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Proje ile birlikte şehir merkezinin en eski çarşılarından olan Kızılay Meydanı ile tarihi çarşının geçmiş yansıtılacak ve günümüz Düzce'sinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden ele alınmış olacak. Müdürlük tarafından hayata geçirilecek proje doğrultusunda Kızılay Meydanı ve çevresinde yeni meydan ve yol tasarımları yapılmasının yanı sıra proje alanına cephe veren binalar da bütüncül bir anlayış ve tasarımla ele alınacak. Toplam 57.882 metrekarelik cephe yüzeyinde rehabilitasyonun yanı sıra 1800 metre yol uzunluğunun bulunduğu bölgenin 15.700 metrekarelik alanında yapılacak analitik çalışma ile birlikte yayalaştırma ve zemin düzenleme çalışmaları gerçekleştirilecek. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte daha önce projesi uygulanan İstanbul Caddesi ve mevcutta devam eden Asar Deresi rekreasyon alanı arasında kalan Kızılay Meydanı ve çevresi Düzce'nin yeni cazibe ve çekim merkezi olacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince 790 ekip, 1910 personel, 14 hava aracı ve 17 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla aralarında Düzce'nin de olduğu 50 ilde narkoçelik 38 operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 316 şüpheli yakalandı. Ayrıca operasyonlar sonucu 580 kilogram uyuşturucu madde ve 121.970 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Kaza sabah saatlerinde Temat Yolu Düzce kesimi Gişeler mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Niğde'den yüklediği çimentoyu 51 ADJ 120 plakalı tır ile İstanbul'a götüren tır sürücüsü MC yolunu şaşırarak Düzce gişelerine girmeye çalıştı. Bu sırada sürücü MC'nin kontrolünden çıkan tır bariyerlere çarparak devrildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsü MC kazanın ardından yüklü çimentoları aktarmak ve tırını kaldırmak için başka bir tırı beklemeye başladı. Devrilen tırın önünde oturan sürücüye karayolları ekipleri yardımcı olmaya çalıştı.
kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Kaza Temotoğlu Bolu Dağı tüneli geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara istikametinde seyreden Ramazan T yönetimindeki 34 BZT 396 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil tünel içerisinde önce kaldırma ardından acil çıkış kapısına çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Ramazan T, eşi ve kızı yaralandı. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Karayolları ekipleri tarafından tünelin Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ambulansa kızıyla birlikte bindirilen Ramazan T, kaza sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. Karayolları ekiplerinin tünel içerisinde koyduğu dubalarla yol tek şeritten trafiğe açıldı. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu Buldağ geçişinde kazaya karışan aracın kaldırılmasıyla trafik tekrar normal seyrine döndü. Olay Yukarı Soku Mahallesi, Ökmen Sokak'ta bulunan inşaat halindeki iki katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 55 yaşındaki Erdoğan Öztürk, sabah saatlerinde alt katta yarım kalan işini devam ettirmek için çalışmaya başladı. Diğer işçiler de inşaatın üst katında çalışmalarını sürdürdü. Aradan geçen bir sürenin ardından Erdoğan Öztürk, işçiler tarafından yerde hareketsiz yatarken görüldü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde 55 yaşındaki Erdoğan Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen ekipler tarafından bölgede güvenlik önlemi alındı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Öztürk'ün cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Bir parça olmayı bulursun.
Yangın Kültür Mahallesi Fidan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde yağan sağanak sırasında Hüseyin Çey'e ait 4 katlı apartmanın çatısına yıldırım düştü. Düşen yıldırım sebebiyle çatıda yangın çıktı. Yıldırımın düşmesiyle beraber oluşan gürültüyle sokağa çıkan vatandaşlar yangın çıktığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, SEDAŞ ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen SEDAŞ ekipleri tarafından sokağın elektriği kesildi. İtfaiye ekipleri yangına hem merdivenle hem de apartmanın içinden müdahale etmeye başladı. Bu esnada çatıda bulunan kazanın patlaması sonucunda yangın tüm çatıya yayıldı. Alev alev yanan çatıyı söndürmek için itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat mücadele etti. Alevleri kontrol altına alan ekipler çatıda soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle apartmanın çatısı kül olurken 4. katta bulunan dairenin bir kısmı da hasar gördü. Öte yandan itfaiye ekiplerinin geç geldiği iddiasıyla hane sakinleriyle itfaiye ekipler arasında tartışma çıktı. Polis ekipleri ve vatandaşların araya girmesiyle taraflar sakinleştirildi. Öyle diyorlar, ben köydeydim, şimdi geldim. Ya bir şey yok. Acele etme ya, buraya daha dururuz ya. Abi patlama nerede oldu? Bilmiyorum. Yukarıda bir şey mi vardı? Ben bilmiyorum. Köydeydim. Teşekkürler. Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa'dan Bolu'ya gelen F.E., M.B.E., Ö.E. ve İHB isimli şahıslardan F.E. yanlarında getirdikleri sahte altınları şehir merkezinde bir kuyumcuya giderek bozdurdu. Kuyumcuya sahte altınları veren F.E. 80 bin liralık nakit parayı alarak kuyumcudan çıktı. Bir süre sonra altınların sahte olduğunu fark eden kuyumcu durumu polise bildirdi. Harekete geçen Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirli ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden F.E.'nin kimliği tespit edildi. Zanlının peşine düşen ekipler Anadolu Otoyolu'nda F.E.'nin bulunduğu aracı durdurdu. Ekipler tarafından F.E. ile ortak hareket ettiği tespit edilen M.B.E., Ö.E. ve İHB'de yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan arabada ise sahte altınlar ve para ile geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay D100 Karayolu Akyazı ilçesi Yeni Orman Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Hendek istikametinde ilerlemekte olan ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrularak takla atarak yol kenarına devrilen otomobil alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen araç hurdaya döndü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Aracın kullanılmaz hale geldiği olayda yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken olaya ilişkin olarak inceleme başlatıldı. Üstünde, 200'den fazla göçmen kuşa ve 2300 bitki türüne ev sahipliği yapan acarlar longozu son yıllarda sadece Sakarya'nın değil
Türkiye'nin turistik noktalarından bir haline de geldi. Nilüfer çiçekleri, göl laleleri, endemik bitki örtüsü, diş budak başta olmak üzere çeşitli ağaç türleri, kuş ve balık türleriyle doğa severlere eşsiz manzaralar sunan Longoz her mevsim farklı güzellikler sunuyor. Karasu ilçesinde turizme kazandırılan bölgenin saklı kalmış büyük bir bölümü ise Kaynarca ilçesinde bulunuyor. Dünyada ikinci, Türkiye'de ise tek parça halindeki en büyük longoz olma özelliğini taşıyan Acarlar Longozu'nun Kaynarca bölümünde ise suya kum dökülerek yönünün değiştirilmesi ağaçların çürümesi sebebiyle pek bilinmiyordu. Koruma altındaki longoz suyunun dış faktörler sebebiyle turizme kazandırılamadığını belirten İhsanak, 2023 yılında yetkililer ve vatandaşların işbirliği neticesinde meselenin büyük bir bölümünün çözüme kavuşturulduğunu belirtti. Yaklaşık 6 aylık bir çalışma neticesinde longoz suyunun yeniden açıldığını ve ağaçların canlandığını belirten Ak, Karasu bölümündeki suyla birleşmesi için 4,5 kilometrelik bir çalışma daha yapılması gerektiğini belirtti. Acarlar Longozu'nun Kaynarca tarafında kalan bölgesi 30 yıllık bir yığılmanın olüvyon yığılması sonucu yukarıdaki Kaynarca bölgesindeki Adapazarı'ndan beri gelen su Karasu bölgesine geçiş yapamıyordu. Vatandaşın tarlaları su altında kalıyor, sık sık zarar görüyordu. Yukarıdaki orman bitki örtüsü de yılın 12 ayı su içinde kaldığı için tamamen yok olmuştu, kurumuştu ağaçlar. Sonrasında geçen sene 2023 yılı Ağustos ayında Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Milli Parklar, Devlet Su İşleri, Kaynarca Belediyesi ortak irade oluşturup kanalı bu tıkanmışlığı çözmek için adım attılar. Biz de en önde ileriye atıldık bu kanalı açmak için. 5 aylık bir çalışma sonucu kanalı bitirdik. Longoz kalbi duran Acarlar Longozu kalbi tekrar çalışmaya başladı. Ağaçlar tekrar yeşillenmeye başladı. Doğa örtüsü yeşillenmeye başladı. Longoz canlandı yani. Acarlar Longozu Türkiye için bir değer. Yapılması lazım. Bilimsel çalışma yapılması lazım. Subasar özelliğini biz kısmen kazandırdık. Yapılmayacak bir işi yaptık. Çorağın batağın içinde paletli makine çalıştırdık. Yeri geldi battık makineyle bir. Yeri geldi sel üstümüzden geçti makinaların. Yine bırakmadık. Büyük bir mücadele verdik. Bu işi başardık. Doğayı kurtardık. Longoz'un esas bilinmeyen saklı bölgesi Kaynarca bölgesinde. Karasu'daki, Karamöğezi'nde, Denizköy'deki longoz, longozun en uç noktası, bitmiş olduğu bölge. Yukarısı da çoraklaştığı için, ağaç bitki örtüsü yok olduğu için zamanla biz bu kanal açma marifetiyle tekrar doğayı, longozu canlandırdık.